Şöyle söyleyeyim, gerçekten bana güven verdi. Aşağı yukarı 1 kilometrelik bir test yaptık. Bunun sonucunda ben memnun kaldım bu cihazdan ya. Gerçekten hoşuma gitti. Arkadaşlar merhaba. Bugün Aperider Bonobo ile birlikteyiz. 2 haftadır bunun satışını durdurmuştuk. 25 kilometre hızı geçmiyor diye. Şimdi bunun çözümünü bulduk. Tekrardan satışa sunduk. Alan arkadaşlar için de çözümümüz buradan sizinle paylaşalım. Şöyle üzerine bineyim. Daha rahat kullanmak için. Arkadaşlar artı eksi tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ekrana şifresi geliyor. Buradan 999'u giriyorsunuz. Birlikte girelim sizinle. Buna da keşke şey yapmasalarmış, şifre koymasalarmış ya. İnsanları bayağı uğraştırıyor. Muharrem Ustam, biraz araya girelim. Şimdi birçok arkadaşımız hız sınırı artmadığını öğrendikten sonra bu bisikleti biraz almaktan vazgeçtiler. Kesin. Ya da ara verdiler, durdurdular. Yani öyle söyleyebilirim. Şuraya geleyim. Evet. Arkadaşlar bu P6 ayarlarında orijinalinde 20 inç olarak geliyor lastik ölçüsü. Bunu P6'ya çevirdiğimiz zaman ekranda biraz fazla göstermesine rağmen şeyde gerçekte şöyle bunu bir kaydedelim. Şöyle bir saniye. Tekrar bakarsanız. Gittikçe hızlanıyor Muharrem Ustam. Yanlış evet. Mı görüyorum? Bakın. Burada şu an aşağı yukarı 45-50 km hızlarda şu an. Şu an bu cihazın voltajı biraz düşük. Peki bir de bu ekrandan gösterebilir miyiz boştayken tabii, kaç yaptığını? Tabii. Yani daha fazla gösteriyor. Evet, daha fazla gösteriyor. Bunun sebebi ne Muharrem Ustam? Lastik ölçülerini karıştırdığımız için oradan düşürdük. Şu an bir scooter boyunda gösteriyor aslında beyne. Bu da ekranda şey değiştiriyor. Göstergedeki hızı değiştiriyor ama biz bunu GPS'e göre ölçtüğümüzde şu an şarjı 3'te 2 olmasına rağmen aşağı yukarı 40-42 km hızlara ulaşabildik. Şarjı biraz daha yükseldiğinde 45'lere çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yapmamız gereken tam olarak ekrandaki P6 ayarını 6'ya düşürdüğünüzde, 6 inçe düşürdüğünüzde bu çözüme ulaşacaksınız. Bu kadar mıydı yani Muharrem Ustam? Bir de şöyle göstereyim. Şu ayar var. Buradan da 100'e çekiyoruz. Her defasında şifre girmek zorunda mıyız? Gerçekten çok sıkıntılı bir durum ya. Keşke 999 şifresini bir de en sonunda bir de eksiye bastığında direkt 9'a geçmiyor. O gerçekten kötü bir şey. Şuradan şu 7. Mesela bu 50. Bunu da 50'ye çekerseniz gayet yeterli olacaktır P8'e. Peki Muharrem Ustam birkaç konu var. Hemen onu size bahsedeyim. Şimdi Muharrem Ustam Bonobo modeli İlk Türkiye'de videosunu çekenlerden biri biziz, evet. Bilgi Bankası olarak. Bildiğim kadarıyla ilgisiz. Evet ve satış açısından da şu an bayağı bir siparişi geri çektiniz. Evet. Bunu nasıl toparlayacaksınız? Bu hafta 10-15 tane müşteriye yok dedim, şu an satmıyoruz çünkü 750 watt'lık bir motorun hakkı en aşağı 40 km hızdır. 20-25 evet. km'lerde ben müşteriye versem müşteri kabul ediyor ama yetmeyecek o müşteri, o müşteri mağdur olacak diye ben bunu satışlarını durdurdum şahsen. Aşağı yukarı 1,5-2 haftaya yakın bir süredir satış yapmıyordum bunu. Bir sürü müşteri geri çevirdik sağ olsunlar, onlar da anlayışla karşıladılar. Başka yerlerden temin eden arkadaşlar da oldu. Onları da böyle bir çözümle biz çözüm ulaştırmış olalım diye böyle bir video çekelim dedim. Yine HSN Motobike altında Muharrem Ustam yine imzanı attın diyelim. Çözdük. Çözdün mü? Sorun yok. Devam. Peki. Satış için ve parametrede yine takılırlarsa seni telefonla en azından bir küçük de olsa arasınlar. En başta olacak bu Muharrem Usta. Tamam. Telefonda bırakıyorum. Satın almak isteyenler de hatta parametre ayarlarında da takılanlar olursa devam, sana devam, ulaşsınlar. Olur. Tamam Muharrem Usta. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok bilgili bir video olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Telegram'dan da sizlere destek veriyoruz. Soru cevap şeklinde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Telegram'a. Evet. Peki. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı sürüşler. Evet.